Ramazan'ı mükemmel. Ha işte geldik asıl meseleye. Bülent Hanım diyor ki milattan öncemle ilgili diyor, beni oynaması için diyor Okan Bayülgen'i önerdiler diyor. Ben de bunu reddettim diyor. Sağ olsun. Sağ olsun. Zaten ödüm patladı ama Bülent Hanım'ı çok severim. Her zaman çok saygı duyuyorum ama ödüm patlamıştı. Sağ olsun reddetmiş. Kendisine en kısa sürede telefon açıp teşekkür edeceğim. Sizin Necat niye Bey'in acaba gönderdiği çiçekleri direkt Bülent Hanım'a ben gönderirim herhalde, bunlar burada kalır. Ben onları kalır eve götüreceğim canım. Yok canım peki. Vermem. Ama ondan sonra fakat Bülent Hanım'ın ondan sonra aklımdan geçmediği değil. Yani milattan öncesini ben canlandırmak zorunda kalsaydım nasıl bir şey olur? Ama düşündüğüm zaman dahi bir reddettin, o reddetti, sen reddettin falan ama bir düşünsenize olabilir ha. Olabilirdi. Vallahi olabilirdi. Acaba zaten, kariyerimde böyle bir şeyi... Zaten televizyonda herkes uzun boylu çıkıyor. Resimlerde evet, herkes. Yani boyu katmazsak eğer... Boyu katmazsak... Sen çok iyi bir oyuncusun olabilir. Allah razı olsun. Bir sakalları görelim bakalım neyi canlandıracağımı görelim. Rüyalarıma bile giriyor. Bana şarkı söylüyorsunuz. Yalnız benim için. Anlaşılan rüyalarınızda beni tekele almışsınız. Dur. Tekele şimdi bakın. Bunu oynamak mümkün değil. Bülent Hanım'ın milattan öncesini. Görelim. Siz daha kim bilir kaç milyon genç kızın rüyalarına giriyorsunuzdur. Bu sizi üzüyor mu? Yok. Onların hepsinin gelip geçici olduğunu biliyorum. Eminim şimdiye kadar hiç kimseye aşık olmadınız. Bakıyorum siz beni benden daha iyi tanıyorsunuz. Dur! Yine bunu oynamak hakikaten çok zor. Hem Bülent Ersoy olacaksın, hem arabayı kullanacaksın. Siz bana söyler misiniz? Milyonlarca genç kızın rüyalarına giriyorsunuzdur diye. Eminim milyonlarca genç kızın rüyalarına giriyorsunuz. Bakıyorum beni benden daha iyi tanıyorsunuz. Yok gerçekten ben öyle düşünüyorum. Sizin milyonlarca genç kızın rüyalarında olacağınıza inanıyorum. Devam. Yine mi siz? Benden ne istiyorsunuz? Bu küçük hanım yeni sevgiliniz mi? Evet sevgilim. Fakat nasıl olsa sevgilim olduğunu yazacaklar. Ya bir pozla böyle çekin. Dur. Bu aşkınız ne? Bunu da oynamayı düşünüyorum ama bunun için göğsüme biraz kıl ektirmem gerekiyor tabii. Fena değil. Devam. Sonsuza dek. Sonsuza dek. Öyle yazın. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Kızınızın ismi? Sevgi. Hasta olan kızınızın adı Sevgi mi? Evet. Başka kızım yok zaten. Dur! Türk sineması nelere kadir? Bülent Hanım'ın eski Bülent Bey'in yüzünde hiçbir ifade olmadığı için kamera zögörank diye giriyor. Başka çaresi yok. Kızınızın adı Sevgi mi? Zögörank! Çünkü yüzde hiçbir ifade değişikliği olmuyor. Evet. İşte sinema hallediyor. Devam. En sevdiğim bölüm bu. Oyunculuk açısından Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman halt etmiş duralım. Nasıl hocam? Güzel çektik mi? Çektik. Peki, teşekkür ederim. Evet. Mükemmel. Devam. Dur, kolay bir şey değil. Bülent Hanım'ın o yıllarını canlandırırken herhalde şöyle yaparım. Gel baba yakına. Ah.
Devam. Sen Bülent Bey, sahneye çıkmanız gerekiyor. Dinleyicileriniz sizi bekliyorlar. İçim kan ağlarken, yüreğim parçalanırken, acıdan kahrolurken kime ne verebilirim ki? Dur! Çok zor bir rol. Hazır mı bu kamera? Söyle, Bülent Hanım sahneye çıkmanız gerekiyor. Bülent Hanım sahneye çıkmanız gerekiyor. İçim kan ağlarken, yüreğim dağılırken, seyircilerim beni beklerken bir de sahneye mi çıkmam gerekiyor? Hadi ulan oradan. Mükemmel. Devam. Ağaç, bir böcek yaşıyor da bir melek kadar saf ve temiz, dünyanın bütün çiçeklerinden daha güzel. Çok zor bir şey. Türk sinemasında uzun süre dramatik sahneler bir şey tutarak oynanabildi ancak. Duralım. Bir şey tutmak gerekiyor. Mesela buradaki sahnede Shakespearean bir sahne. Bir böcek yaşıyor da bir solucan yaşıyor da filan sahnesi. Hemen oynamaya çalışacağım. Bülent Hanım beni layık bulmadı ama. Oh, bir timsah yaşıyor da bir hipopotamı yiyor da bir ne oldu sonra, neydi, bir böcek yaşıyor da bir solucan yaşıyor da bir Yusufçuk duvarlarda dolaşıyor da. Şimdi bir yeri tutmam gerekiyor. Ne tutabilirim? Sandalye, al sandalye. Evet, ha, şöyle tutayım. Bana bak, al evet, sonra ne diyor görelim. Bundan daha çok sevdiğim benim gencecik sevgilim ölüyor. Neden? Neden? Dur! En sevdiğim sahne... Ayna, al ayna. Ayna kırabilir. Aynayı kırmayayım. Bir şey kırmam lazım. Bardak. Yok, olmaz. Bardak atayım. Dur. Ötede kır. Şurada kır, ötede kır. Ne diyordu? Yusufçuk uçuyor da, timsah yaşıyor da. Yaşıyor da bir şey. Ay, ay. Devam. Yapmayın Bülent Bey. Ne olur yapmayın. Kendinize gelin. Bak, bunu da yapabiliriz. Hemen söyleyeyim, çok alındım. Peruğum çekmecemde. Ne zaman isterse hazırım.